100 yaşındaki Philip Khan, koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ama işin trajik yanı, 1919 yılında doğumundan kısa bir süre sonra ikiz kardeşini de İspanyol gribinden kaybetmiş olması. İkiz kardeşler 100 yıl arayla farklı zamanlarda tüm dünyayı etkileyen bir pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayat hikayesi hakkında konuşmaya her başladığında İkinci Dünya Savaşı hikayelerini, Local 3 hikayelerini anlatırdı. Her zaman İspanyol gribinden ölen ikiz kardeşi Samuel hakkında konuşurdu. Bu onun için çok ama çok önemli bir şeydi. Tüm hayatı boyunca ikiz kardeşiyle büyüme fırsatı bulamamasının boşluğunu hissetmişti. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Khan için İspanyol gribi önemli bir yere sahipti. Zsigmond, büyük babasının ona küçükken her zaman öğretmenlerin okulda çocuklara İspanyol gribini anlatıp anlatmadığını sorduğunu söyledi. Yeni pandemiye dair haberleri de yakından takip edermiş. Son birkaç güne kadar bile çok canlıydı. Haber bültenlerini sürekli takip ederdi. Covid, Covid, Covid. O ve ben bunun hakkında konuşurduk ve bana şöyle derdi. Warren oğlum, pandemi biliyorsun, tarih kendini tekrarlıyor. Bir pandemi tekrar oluyor. Khan, İkinci Dünya Savaşı'nda görev yaptıktan sonra Dünya Ticaret Merkezi inşasında da elektrikçi olarak çalışmış, yaşadığı tarihi hikayeleri anlatmayı hep sevmiş. Tüm belirti ve semptomları izleyerek hepsini bir araya getirmişti. O sabah yaptırdığının COVID testi olduğunu biliyordu. Ne yazık ki test sonucu ona hayatını kaybedene kadar ulaşmadı ama COVID pozitif olduğu teyit edildi. Son ana kadar hep güçlü kalmış. Yüz yaşında olmasına rağmen onun için endişelenmiyordum. Bana göre o 110 yaşına ulaşacak bir adamdı. Hiçbir sorun yoktu, hiçbir sorun. Zihinsel ve fiziksel olarak güçlüydü ve işte benim için trajik olan kısmı da şu ki daha uzun yaşamalıydı. Hepimiz öyle olacağını düşünmüştük. Çocuklarımın hayatında daha uzun süre var olabileceğini düşünmüştüm. Ailesi onu her zaman özleyeceğini söylese de hikayesinin gördüğü ilgiden de memnun. Büyük babam Phil'i kaybettiğimizden bu yana son birkaç günde kesinlikle harap olsak da hikayesinin ve bu tarihi olayların son birkaç gündür çektiği ilgiyi gördüğümde onun cennette gülümsediğini biliyorum. Philip Khan askeri bir törenle defnedildi. Please accept this flag as a symbol of our appreciation for your loved ones' honorable and faithful service.